kaldırılması cetvelinde gösterildiği gibi. Bolu İl Özel İdari Binası'nda Kasım ayının son İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı. Neler kabul edilmiştir? İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer'in başkanlığında yapılan toplantıda yıl sonu değerlendirmeleri de yapıldı. Bu kapsamda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Beykoz farklı konulara değindi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bütçenin geneliyle ilgili. Beykoz konuşmasında yuva köyünde yaşanan zehirlenmelere dikkat çekti. Saygıdeğer arkadaşlar, bir yıllık çalışmalarımız, çalışma şartlarımız, yaşananlar ve sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Saygıdeğer arkadaşlar, bir yılın en acı olayını 143 kişinin zehirlenerek hastanede kaldığı ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan yuva köyümüzde meydana gelen ve hala sebebi belli olmayan talihsiz bir olay yaşadı. Bakanlık nezdinde İl Özel İdaresi ve Sağlık Müdürlüğü, Valilik her türlü incelemelere rağmen hala sebebini ne olduğunu öğrenememenin sıkıntısını yaşamaktayız. Umarım kısa süre içinde bir gerekçe açıklanır ve bir daha böyle bir acıyla karşılaşmamak adına gerekli çalışmalar yapılır. Beykoz, turizm konusundaki çalışmalara ilişkin de konuştu. Yıllardır Bolu turizm kültür kenti olsun diye konuştuk durduk. Gecikmeli de olsa 24 Mart 2020'de Köroğlu'na turizm master planı ihalesi yapıldı. Bir yıl süresi içinde sonuçlanacak olan taslak projeye İl Genel Meclisi'nden bir arkadaşımızın dahil edilerek bilgi akışı ve meclisin bilgilendirmesi adına sağlıklı olacağını düşünmekteyiz. Tesisleri ve Aladağ Kamp Merkezi'ne giden yola değindi. Turizm kenti olma yolundan milli sporcularımızın kamp yaptığı Aladağ tesislerine son zamanlarda gitmediğimi sanıyorum. Bugüne kadar kira gelirleri özel idare tarafından alınan Abat'taki işyerlerimiz elimizden bir bir gitmekte, bu konuyla ilgili bugüne kadar da bir çözüm üretilmemenin sıkıntısını yaşamaktayız. Ayrıca elimizin en büyük turizm tesisi olan Abant ve Yedigöller yolu üzerinde ticari alanın oluşması için yapmış olduğumuz öneri bugüne kadar dikkate alınmamış, o bölgede yaşayan üreticilerimiz mağdur edilmişlerdir. Kıbrısçık yol ayrımından hemen sola döndüğümüzde tarladan daha kötü çukurlarıyla müde bulandıran bir yolda olacaksınız. Orman işletmenin tesislerinin olmasına rağmen görmemesi, valinin ve yetkililerin milli takımı ziyareti sonrası yolun farkına varmamasına şaşıyor. Beykoz enflasyona da dikkat çekti. Enflasyonun %150 civarında olduğu yapmış olduğunuz bütçeyle gerçekleri ortaya koymuştur. 2022'de 115 milyon olan bütçemiz 2023'te 292 milyon 860 milyon olmuş. Olası enflasyon hızını kaybetmemesi halinde geçtiğimiz yıl gibi yine çok iş yapamadan yılı kapatmamız kaçınılmazdır.